Kanunun 105. maddenin 1. fıkrası. Sandık kurulu her seçim türü için ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağını iki nüsha olarak sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Hem bilgiler doğru olacak hem de bu tutanağa geçecek. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra bakın başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mühürüyle mühürlenir. Bu amir hükümdür ve mühürlenmemiştir. 2908 adet tutanak mühürlü değildir. Yine bu biraz önce okuduğum yasa hükmüydü. Bu yasa hükmüne göre Yüksek Seçim Kurulu bir tebliğ yayınlamıştır. Evet, bu tebliğe göre de bu tutanakların ait olduğu bölümüne her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mühürüyle mühürlenir. Yani hem kanun hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun tebliği bunu emretmektedir. Ancak maalesef bu mühürler 2908 tutanakta yoktur. Yine geçersiz oylar seçim sonucuna çok etki etmiştir. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 124.054 adet geçersiz oy var. 100 bine yakını tek kabinde kullandırılan muhtarlık pusulasının aynı zarfa konması nedeniyle geçersiz sayılmıştır. Bu rakam seçim sonucunu doğrudan değiştirebilecek bir rakamdır. Neden diyeceksiniz? Aynı şekilde muhtar pusulasının seçim aynı zarfa girmesi nedeniyle binlerce oy, bunların tutanakları da tarafımızdan Yüksek Seçim Kurulu'na verilmektedir. Örneğin Keçören'de başka yerlerde bunlar geçerli sayılmıştır. Yani kanunen geçersiz sayılanların birçoğu sandık kurulu başkanının inisiyatifiyle yasaya aykırı olarak geçerli sayılmıştır. Bunların miktarını tespit etmek mümkün değildir. 300, 400 bin, 500 bine kadar çıkmaktadır. Ankara çapında geçersiz oylara ilişkin ciddi tutarsızlıklar ve seçim sonucuna etkileyecek uygulamalar tespit edilmiştir. Çeşitli nedenlerle geçersiz sayılan oyların geçersizlik nedenleri tam 3608 tutanakta yazılmamıştır. Neden geçersiz olduğu? Bu incelenmesi için geçersiz olarak yazılır. Ve dolayısıyla bu tutanaklar da yasa gereği hukuka aykırıdır. 3600 tutanakta sayı en az 300 ile çarpmak gerekir her tutanağı ve hepsi de geçersizdir. Ve grafik olarak çıkarttığımızda geçersiz oylar arttıkça AKP lehine de oylar artmaktadır. Bu birebir veridir. Tutanaklardan aldığımız veridir. Sonuç olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mühürsüz, geçersiz oylar ve başka hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle Ankaralıların iradesi sonuca doğru olarak yansımamıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun belgelediğimiz bu hukuk dışı uygulamaları değerlendirip seçimin yenilenmesi kararı vermesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, 15 sayı. İptal gelecek gerekçelerimiz sadece bunlar değildir. Bunlar ilk bakışta belki Yüksek Seçim Kurulu'nun bizim itirazımızı, bunların hepsi belgelendirilmiş ve tek tek değerlendirilmiştir, delillendirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun belki sadece bu 2-3 maddeyi inceleyip diğerlerini incelemesine gerek kalmadan iptal edebileceğini düşünüyoruz. Yoksa 11 sayfa dilekçemiz var. 10-11 madde daha geçersizlik nedeni bizce yazılmış. Yasal olarak hem yasanın ilgili maddeleri hem de delillendirmek suretiyle biraz sonra Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız. Ve tek dileğimiz var. Biz adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Seçimi kazanmak, kaybetmek önemli değildir. Çünkü bu seçimler böyle gider, şaibeli hale gelirse
bundan sonra en kısa zamanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından yapılacak bütün genel seçimler şaibeli olacaktır. Biz ilk defa bu uygulama nedeniyle bu kadar yoğun hatayı tespit ettiğimiz için Yüksek Seçim Kurulu'nun eski emsal kararlarını da dikkate almak kaydıyla seçimi yenileceğine sonsuz inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah yenilenecek seçim de Ankara'lara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, 5 tane soru alabiliriz. Soru soran arkadaşlarımız varsa. Bir izin verir misiniz? Basın mensuplarıyla basın toplantısı yapıyoruz. Lütfen. Şurayı verir misiniz? Sami Göksel Gazetesi. Karadeniz'in Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmesi halinde hukuki yollar tüketilmiş mi olur? Hayır. Artık yeniden seçim yapılma imkanı olmuyor, ancak seçimin usulsüz yapıldığının tespiti için Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz. Dediğim gibi bir oyun peşindeyiz. Bravo! Y80'nin önünde günlerdir polisler tarafından bir koruma kalkanı oluşturuldu ve bu başkent trafiğini çok önemli ölçüde kilitliyor. Sizce başkentte böyle bir korumaya gerek var mıydı YSK önünde? Bunun kastı yapılıp yapılmadığı yönde bir düşünceniz var mı? Evet. İkinci sorum da Mansur Bey'in belki yanıtlığı bittikten sonra Bülent Bey sizi de yakalamışken burada. CHP adına bize ağrı seçimleri gibi noktalardaki seçim iptallerini değerlendirdiniz. Teşekkürler. Ben birinci soruyu cevaplandırayım. Tabii oradaki korumanın neden yapıldığını bilmiyorum. Biz Twitter ve diğer bütün basın yoluyla Yüksek Seçim Kurulu'nda henüz hiçbir işimizin olmadığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde vatandaşların da beklemesine gerek olmadığını defalarca belirttik. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na dün il başkanımız ilk defa dilekçe verdi, bugün de biz veriyoruz. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'yla bizim hiçbir işimiz yoktu. Bunu defalarca Ankara gönüllülerine de duyurduk. Siz bir soru sorular adam. Ağrı seçimleriyle ilgili sormuştunuz. Biliyorsunuz 16 kez sayıldığı ağrı seçimleri. En sonunda da seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verildi. Burada üzerinde durulması gereken nokta şudur. Ağrı'da da seçimin sonucu konusunda seçmen vicdanında ciddi rahatsızlıklar ve endişeler ortaya çıkmıştır. Bunu giderebilecek yöntem olarak da yeniden seçime gidilerek bütün bu endişeleri giderme yolu seçilmiştir. Ankara seçimlerinde de günlerden bu yana görüyoruz ki bir haftadan bu yana kamu vicdanını rahatsız eden, yolsuzluk, usulsüzlük ve şaiba iddialarını ortadan kaldırmayan, çok ciddi seçmen iradesiyle ilgili tereddütler oluşturan bir sonuç söz konusudur. Bu sebeple bugün yaptığımız müracaatın önemli olduğunu düşünüyoruz. Gerek Ankara'nın gerekse de Türkiye'de bundan sonraki sürecin daha huzurlu ve vicdana uygun seçim sonuçları açısından değerlendirilmesi için seçimin iptalinde önem olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, son iki soruyu sizden birlikte alalım, bitirelim. Ve bir televizyon. Emsal kararlardan bahsettiniz. 2003 senesinin başında Siirt'te tekrarlanan seçimlerde bir benzerlik var mı efendim? Biraz anlatabilir misiniz? Benzerlik var, ancak biz onu kullanmadık. Çünkü orada da kurulmayan sandıkların seçim sonucuna etki ettiği iddiası vardı. Zaten burada o kadar açık ki geçersiz oyların tespit edilememesi, geçersizlik nedeninin yazılmaması ve geçerli olmayan tutanakların olması zaten seçimi direkt etkilemektedir. Efendim, iki tane soru. Bir tanesi Rüfeyi Gökçek Çankaya'daki çöp kamyonun cesinden birleştirme tutanakları çıkıyor. Bu iddiaya ne diyorsunuz? Önce ona cevap vereyim. Hemen bir sıra söyleyeyim size. Bir yerde anayasa yolu sizin başvurunuz. Nasıl bir sistem izleyeceksiniz? Şimdi birinci Çankaya'daki tutanakları söyleyeyim. Artık anlamını siz çıkarın. Bana gece yarısı bir telefon geldi ve tutanak bulduklarını söylediler Seyran Bağları'nda.
Ve bu görüşmelerin hepsinin saati, dakikası tabii bellidir. Ben de gece avukat arkadaşımızı arayarak derhal olaya el koymasını istedim. Bu arada da gönüllülerden bulunan tutanakların bana gönderilmesini istedim ve bana gönderdiler fotoğraflarını. Yaptığımız incelemedeki bizdeki tutanaklarla aynı olduğunu, yani herhangi bir eksik, kayıp, yanlış olmadığını biz tespit ettik. Orada her sandık kurulunda herkese verilen ancak götürülmeyen tutanakların bir kısmının çöpe atıldığını tespit ettik ve biz olayı orada kapattık avukatımızla tutanak tutarak. Ancak belli ki izleniyoruz, belli ki izleniyoruz. Birdenbire yarım saat içerisinde Çankaya'da çok kamyon içerisinde şeyler bulundu, oylar bulundu. Bu CHP'nin Çankaya Belediyesi'ne aittir. Yakaladık diye. Kim kimi yakaladıysa oradaki emniyet mensupları tutanak tutmuşlardır bu konuda. Üste çıkmıştır. Dolayısıyla uzaktan yakından şahibi olsaydı zaten sonuna kadar hakkımızı arardık. Ne bu? Oy pusulası demiş açıklamasında da oy pusulası falan yok. Tutanaklardır arkadaşlar. O sandıkta görevli arkadaşların birleştirme tutanağını partisine götürmemiş, çöpe atmıştır. Çünkü tek tek arabanın üzerine sermek suretiyle fotoğraflarını çektiler ve bize internet üzerinden gördüler. Zaten böyle bir şey olsaydı bugün bu açıklamadan da bahsederdik. Dervişin fikri neyse zikri oymuş derler arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Evet arkadaşlar, özellikle dışarıda bekleyen arkadaşları, Anayasa Mahkemesi'ne, evet Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimiz zaman biliyorsunuz seçimden iptaline karar vermiyor ancak usulsüzlüğün tespitini yapıyor. Yine aynı şekilde İnsan Hakları Mahkemesi de usulsüzse bu seçimler bunu tespit edecek. Usulsüz yapılan bir seçimin tespit edilmesi bizim için çok önemlidir. Usulsüz yapılan bir tespit sonucu o koltukta oturanın da meşru oturmadığını bütün dünyanın ve Türkiye'nin bilmesinde fayda vardır. Bravo! Özellikle sayın basın mensupları size çok teşekkür ediyorum. Özellikle elimdeki mikrofondan dışarıdaki arkadaşların bizi dinlediğini biliyorum. Biraz sonra Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak yasal hakkımızı kullanacağız. Bizler biliyorsunuz biraz sonra kullandıktan sonra da sizlere de açıklama yapacağım. Hiçbir makamı bir tekinizin saç kılına, bir tek damla kanına ben değişmem. Onun için inşallah hep birlikte demokratik haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Ancak bu hak aramamızı bile kışkırtıcılık olarak nitelendiren insanlara karşı lütfen prim vermeyelim. Hepinizi sükunete ve itidara davet ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese merhabalar, hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün yine harika bir ürünü sizlere tanıtmak üzere karşınızdayız. Cilt problemlerinden bahsedeceğiz. Harika, ışıl ışıl, parlak, lekesiz bir cilde zahmetsiz bir şekilde eğer ulaşmak istiyorsanız gözünüzü kulağınızı bizden ayırmamanızı tavsiye ediyoruz şu dakikadan itibaren. Şimdi bu ürünümüzü anlatacağız. Ürün neler içeriyor, nasıl uygulanıyor, ne sonuçlar bizi bekliyor? Burada belgeleriyle konuşacağız. Fakat kim anlatacak?